Merhabalar. Fırın içerisindeki çekirdekleri ile jölemsi ve tarçınlı mis gibi kokusuna doyamayacağınız harika bir ayva tatlısı tarifi veriyorum arkadaşlar. Bugün size görselini görüyorsunuz nefis. İnanın bana tadı da bir o kadar güzel. Hadi videoya geçelim izleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure Bugün nefis bir ayva tatlısı yapacağım. Görmüş olduğunuz 4 adet ayvam var. Biraz ayvalarım da büyükçe irici ayvalarım var. Ama tatlısı harika olacak. İlk iş olarak ayvaları ikiye bölerek ve kabuklarını soyarak işime başlıyorum. Gerekli olan malzemelerimde zaten sırasıyla ilave ederken göstereceğim toz şeker tarçın karanfil su ihtiyacım olan malzemeler ee, süslemek için de ben dondurma kullandım dilerseniz ya krem şanti kaymak ya da muhallebi bunları da kullanabilirsiniz ama ben dondurmalı çok sevdiğim için dondurma kullandım o şekilde servise hazırladım. Ayvalarım sert olduğu için e, soymakta biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Kesmiş olduğum bu kabukların da yine fırın torbasına ayvalarımı yerleştirdikten sonra kullanacağım. Şimdi ayvalarımın orta kısımlarını da boşaltıyorum. Burada bulunan çekirdekleri de. Yine küçük bir kaba ayıracağım. Çekirdeklerini de tabii ki kullanacağım. Ya yani çekirdeklerin ayva tatlısına renk verdiğini hepimiz biliriz zaten. Soyduğumuz kabukları da bu yüzden kullanacağız yine. Ama derin bir kapta önce limonlu su yapmamız lazım. Bol limonlu bir su hazırladım soymuş olduğum ayvalarımı hepsini bol limonlu suyun içine bırakacağım. Ayvalarımın kararmasını istemiyorum çünkü. Biraz orada limonlu suda kalacaklar. Sonrasında da artık fırın torbama yerleştirmeye başlayacağım. Tepsimi aldım. 2 adet fırın torbam var. Ayvalarım büyük olduğu için 2 adet fırın torbası kullandım. Ve çekirdeklerini de kullanacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim. Limonlu sudan direkt alıp fırın torbasının içine yerleştiriyorum ayvalarımı. 4 parça ayvayı bir torbaya, 4 parça ayvayı diğer bir torbaya ilave ettim. Tek bir torbada pişiremeyecektim çünkü ayvalar büyük demiştim. Ayvaların işte çukur kısımları üste gelecek şekilde yerleştirmek önemli. Çünkü bu çukurların üzerine her bir ayvanın üzerine iki yemek kaşığı şeker ilave edeceğim. Çok pratik bir tatlı aslında arkadaşlar. Yormuyor insanı. Hem de çok nefis oluyor. Kabuk tarçınlarım da var. Bir torbaya bir tane diğer torbaya da bir tane olmak üzere iki adet kabuk tarçın kullandım. ayırmış olduğum ayva çekirdeklerinin de e, yarısını bir torbaya diğer yarısını da diğer ayvaların arasına yerleştirdim. Yine ayva kabuklarını da uygun olan yerlere yerleştirdim. Son olarak artık da 3 adet bir torbaya 3 adet diğer bir torba olmak üzere 6 adet karanfil kullandım. Karanfil de hoş koku veriyor arkadaşlar. Bir su bardağı suyu da yarım bardak yarım bardak olmak üzere ikiye bölüştürdüm. Torbalarıma ilave ettim. Bu da tabii ki şerbetlenmesini sağlayacak. dilerseniz tencerede de yapabilirsiniz ama bunun tadı da inanın çok güzel oluyor. Yumuşacık bir tatlı oluyor. Hem kızarıyor hem kırmızı bir renk alıyor. Yani nefis deneyin derim arkadaşlar. Suyum da döktükten sonra artık fırın torbalarımın ağzını aparatlarıyla bağladım. Bir kürdan yardımıyla da üzerlerine 4-5 adet küçük delikler açacağım. Sıcaktan torbaların patlamasın diye. Sonrasında da e, ısıtmış olduğum fırınıma yani 160 derecede ilk etapta ısıtıyorum, 25 dakika 160 derecede kalıyor. Daha sonra da ısıyı 200 dereceye çıkartıyorum, 30 dakikada o şekilde pişiyor tatlı. Nefis oluyor. İnanın bana harika oluyor. Yani kızaran ayva tatlarımız da daha sonra zaten soğuması için servis tabağına alacağız sonra artık süsleme aşaması servis aşaması derken karşınıza geleceğiz arkadaşlar fırından çıkarmış olduğum ayva tatlarımı bu şekilde servis tabağıma alacağım artık yumuşacık lokum gibi bir tatlı oldu görmüş olduğunuz üzere zaten fazla bile pişiyor yani iyice dağılma kıvamına geliyor şerbeti de tamamıyla torbada kalmış zaten altına onu da yine üst ayvalarımın üst kısmına ilave edeceğim kaşıkla Ayvanın da insan vücuduna birçok faydaları var arkadaşlar. Cenabı Hak hiçbir meyveyi, hiçbir sebzeyi boşa yaratmamış. İnanın yani her meyveyi, her sebzeyi mevsiminde tüketmek lazım. Ayva tatlısına kırmızı rengini tamamıyla ayva çekirdeği veriyor. Bunu da unutmayın. Görmüş olduğunuz üzere servis tabağımı alıyorum artık. Servis hazırlığına başladım tatlımda. görsel tamamıyla size ait arkadaşlar. Ben vanilyalı bir dondurma ve bol ceviz kullandım. Ceviz de çok yakışıyor ayva tatlısına. Fırın torbası sayesinde de zaten ayvalar kendi buharında piştiği için lezzet bir kat daha artıyor. Ya bu yüzden hani e, fırın torbasında deneyin diyorum arkadaşlar. İnanın, çok kaliteli sonuçlar alacaksınız. Çok hafif, çok nefis bir tatlı. dondurma ve cevizden sonra üzerine de olmazsa olmazı biraz ayva tatlısını şerbetinden de ilave ediyoruz ki yerken damaklarda böyle çok daha nefis bir tat bıraksın. Dilerseniz fındık, fıstık yani o tarz yemişlerle de süsleyebilirsiniz ama ben cevizi ayva tatlısına çok yakıştırırım hep olduğum olası çok da severim. Bu şekilde görselini hazırladım. Yani deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum.